28 Temmuz 2020 ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 633, ölü sayısı 4. Dünya Sağlık Örgütü korona pandemisinin bugüne kadar görülen en ciddi ve en kötü sağlık krizi olduğunu açıkladı. Son 6 haftada vaka sayısı 2'ye katlandı. Pandemi hız kazanmaya devam ediyor. DSÖ seyahat kısıtlamalarından ziyade başarısı kanıtlanan maske ve mesafe gibi yöntemleri öneriyor. Almanya'da ise Robert Koch Enstitüsü bir basın toplantısı düzenledi. Enstitü Başkanı Profesör Dr. Wieler hızlı gelişen bir salgının ortasındayız dedi. ABD ve Brezilya gibi ülkelerde yeni vaka sayıları çok hızlı artıyor. Almanya bu ülkelere göre daha iyi durumda ancak burada da maalesef son haftalarda vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Bu gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz ifadelerini kullandı. İkinci dalganın başlangıcında mıyız diye sordular Wieler'e bunu bilmiyoruz dedi. Böyle bir şeyi ancak sonradan söyleyebiliriz. Ben engelleyebileceğimiz konusunda iyimserim diye cevap verdi. Binlerce kişinin katıldığı eğlenceleri eleştirdi. Tatilde de kurallara uyulmasını ve maske takılmasını, mesafe bırakılmasını istedi. Almanya'da geçtiğimiz hafta 151 bölgede hiç yeni vaka yoktu. Bu sayı bu hafta 94'e düştü. Vaka sayısındaki artışın en önemli sebebi yurt dışına tatile gidenlerin gelirken beraberlerinde virüs de getirmesi oldu. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Türkiye'nin de dahil olduğu riskli ülkelerden gelenlere zorunlu olarak korona testi yapılacağını açıkladı. Bu uygulama haftaya yürürlüğe girecek. Böylelikle hastalığın yayılması engellenmek isteniyor. Bu uygulama bizim için de iyi. En azından Türkiye'de hastaneydi, testi kabul edildi, edilmedi uğraşmaz insanlar. Gelirler burada ücretsiz olarak testlerini yaptırırlar. Bu arada Türkiye'de Türk vatandaşlarından 110, yabancı ülke vatandaşlarından 220 lira test ücreti alınıyor. Bazı hastanelerde Halk Bankası'na yatırılan 110 lirayı kabul etmeyip yeniden ödeme alıyorlarmış. Bunların sebeplerini bilemiyoruz. Yetkililer bu konuda bir standart getirirlerse çok iyi olur. Bir de Türkiye ülkeye girene değil ülkeden çıkana test yapıyor. Ben bunu da biraz garip buluyorum. Almanya'dan gidiyorsunuz. Normalde ülkeye virüs getirme diye havalimanında hemen test yapmaları lazım. Ama parasını verseniz bile yapmıyorlar. Ülkeden çıkarken yapıyorlar. Almanya tam tersini yapıyor. Ülkeden çıkarken virüs varsa beni ilgilendirmez. İstediğin yere al götür diyor. Gelirken aman bana virüs getirme diye kapıda ücretsiz test yapıyor. Almanya testlere başlayınca Türkiye'deki testler yine de geçerli olacaktır muhtemelen. Ama talep düşecektir illaki bu test istasyonlarının Türkiye'ye gidenlere hizmet vermesi bence iyi olur. Çünkü yolda izle virüs kapar da sevdiklerime götürür bulaştırırım diye birçok insan gitmeye çekiniyor. Onlar da böylelikle rahat ederler. Alman polis sendikası da testi reddedenlere baskı yapılması gerektiğini savunuyor. Tabii bir de test yaptırmak istemeyenler var. Bunun hukuki boyutu var. Karşı çıkanlar olacaktır. Karantinaya girdiklerinden emin olmak için polisin refakat etmesini öneriyor sendika. Zorunlu test anayasaya aykırı mı? O tartışılıyordu. Bakanlık bunu unuttu. Kafaya koydu testi zorunlu yapacak. Şimdi biri dava açar da kazanırsa o zaman seyreliğin gümbürtüyü. Baştan alırız. Yalnız sadece riskli ülkelerden gelenlere test zorunlu olacak. Bu da anlamsız. Son haftalarda Türkiye'den değil de İspanya'dan gelen birçok kişi de virüs tespit edildi çünkü. Bu ülke riskli mi? İspanya hayır. Demek ki kağıt üzerinde risksiz olan yerlerde Gerçekte riskli olabiliyormuş. Test yapılacaksa ülkeye her gelene yapılmalı. En sıkı tedbiri şu anda Mecklenburg-Vorpommern eyaleti uyguluyor. 2 negatif test sonucu getirmeyen 2 hafta karantinada kalıyor. Eyalet Başbakanı Szyveszik ilk testin eyalete girildiğinde ikinci testin de 5 ila 7 gün arasında yapılmasını istiyor. Ancak ikinci testte negatif çıkarsa karantina o zaman sona eriyor. Bu kurallar perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Şimdi testlerin parasını kim ödeyecek o tartışılıyor. Hamburg artan korona partilerinden dolayı şehrin bazı bölgelerinde alkol satışını kısıtlamaya karar verdi. Önümüzdeki hafta sonu kiosklarda, büfelerde geçici alkol yasa uygulamaya başlanacak. Cuma ve pazartesi arası 3 gece uygulanması planlanıyor. Restoranlar bu yasağın dışında bırakılacak. Kiosktan alıp Partiye giden gençlere engellemeye yönelik bir girişim. Bakalım başarılı olacak mı? Bundesliga'nın yeni sezonundaki maçlarda da alkol yasağı gündemde. Alman Futbol Federasyonu 31 Ekim'e kadar statlarda alkol satışına izin vermemeyi tartışıyor. Bu yöndeki karar önümüzdeki günlerde alınacak. FDP'den sonra SDU'dan da riskli bölgeye gidenler test paralarını kendileri ödesinler açıklaması geldi. Kuzeyren ve Sağlık Bakanı Karl Josef Laman havalimanlarındaki zorunlu test ücretlerini vatandaşların ödemesini istiyor. Bakan bir kişi riskli bölgeye giderse riski kendisi üstleniyor anlamına gelir dedi. Masrafı da kendisinin ödemesini istedi. FDP ve SEDO'ya kalsa ülkedeki her senti götürüp holdinglere ve araba firmalarına vermemiz lazım. Lufthansa'ya 10 milyar verirken iyiydi, şimdi vatandaşı 3 kuruşluk testin hesabını yapıyorlar. O zaman sigara içenlerin de tedavilerini ödemeyin, içmeseydiniz deyin. Korona olanları da ödemeyin. Sokaklarda dolaşmasaydınız, korona kapmasaydınız deyin. Yani bu nasıl bir mantıktır? Ya da götürelim biz bu ülkeyi komple araba firmalarının üstüne yapalım. FDP, SEDU da rahat etsin, biz de rahat edelim. Almanya'da 4 kişiden biri göçmen kökenli. Federal İstatistik Dairesi ülkede 21 milyon göçmen olduğunu açıkladı. Bu arada Federal İstatistik Dairesi'nin merkezi Wiesbaden'da, Anayasa Mahkemesi Karlsruhe'de Almanya'da, Merkez Bankası Frankfurt'ta, Alman devlet kurumları bile farklı şehirlere dağıtılıyor. Her bölge kalkınsın diye. Biz ne yapıyoruz? Tüm kamu kurumlarını Ankara'ya, tüm büyük özel şirketleri de İstanbul Kocaeli Gebze hattına kuruyoruz diğer bölgelerde yaşayanlar da oralara göç ediyorlar. Ondan sonra böyle çarpık kentleşme, yapılaşma ortaya çıkıyor. Her neyse Almanya'da 4 kişiden biri göçmen kökenli. Nüfusun %26'sı yapıyor bu. Geçen seneye göre %2.1 artmış. Göçmen kökenlilerin de %52'si Alman vatandaşı. Göçmenler arasında en kalabalık grup Türklerden oluşuyor. Tüm göçmen kökenlilerin %13'ü Türkiye kökenli. İkinci %11 ile Polonyalılar. Üçüncü ise %7 ile Ruslar. Düsseldorf'tan maalesef acı bir haberimiz var. Bir Türk inşaat işçisi çöken bir apartmanın altında kalarak can verdi. Enkaz altında bir işçi daha olduğu sanılıyor. Toplamda 11 işçi burada çalışıyordu. Bin bir umutla gurbete gel, inşaatlarda çalış. 39 yaşında böyle talihsiz bir olayla hayatının son bulsun. Sadece bir bedenle de değil burada enkaz altında kalan. O kardeşimizi bu gurbete taşıyan, hayaller, umutlar hepsi bu çöken binanın altında kalıyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Belçika'ya dönelim, önlemler sıklaştırılıyor. Vakaların artması üzerine aynı evde yaşayan bir ailenin bir ay içerisinde görüşebileceği kişi sayısı 15'ten 5'e düşürüldü. Başbakan 29 Temmuz'dan itibaren bu kuralı tedbiri almazsak durum daha da ağır olabilir diyerek kendini savundu. Aile boyu alışverişe de sınırlama geldi. Alışveriş artık tek başına olacak ve 30 dakikada bitecek. Camilerde ise vakit ve cuma namazlarına zaten ara verilmişti. Bayram namazı da kılınamayacak. Yurt dışında tatil yapan herkes Belçika'ya döndüğünde aile doktoruyla görüşüp test yaptıracak. Anvers'te 23.30.06 arasında sokağa çıkma yasağı var. Tüm kamusal alanlarda maske kullanımı zorunlu oldu. Tedbirler sıklaşıyor. ABD'den aşı ile ilgili güzel bir haberimiz var. Birkaç gün içerisinde son aşamaya geçilecek dedi Donald Trump. Amerika çok yakında aşıyı geliştirecek ve bu korkunç virüsü yenecek ifadelerini kullandı. Burada bile biraz şov peşinde. Ülkede korona yardımı alan bir kişi de parayı gidip Lamborghini'ye yatırmış. 29 yaşındaki vatandaş şimdi 70 seneye kadar hapis cezası ile yargılanacak. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki küçük çaplı çatışmalar devam ediyor. Ermenistan bir askerin öldüğünü açıkladı. Uluslararası toplum Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan'a ait olduğunu kabul ediyor. Ancak bu bölge Ermenistan işgali altında. Biz her fırsatta Azerbaycan'ın yanında diyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Demek ki o kadar da yanında değiliz Azerbaycan'ın. ABD doları 6 büyük para birimi karşısında değer kaybetti. Korona salgını yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Böyle durumlarda sermaye Avrupa ve Uzak Doğu piyasalarına yöneliyor. Para her zaman kendine güvenli bir liman arıyor. Bu arada Türk lirası da son günlerde özellikle avro karşısında değer kaybetti. Bir ara 1 avro 8.20 TL'ye kadar çıktı. Altın tarihi rekorunu kırmak üzere. Bunda uluslararası gelişmelerin de etkisi var. Avro dolar karşısında da değer kazandı. Ama dolar da TL bazında 6.95'e çıktı. İşte Libya Doğu Akdeniz, Yunanistan'la olan gerginliklerken uluslararası sermaye yurt dışına çıktığında TL'nin değeri düşüyor. Sosyal medyada bazı kendini bilmez tipler var. İşte avro 8 lira oldu artık gurbetçiler şöyle yapar böyle yapar. Ya Türkiye iyi olsun 1 lira 8 avro olsun biz razıyız. Hem biraz da siz bize para gönderirsiniz. Hiç de fena olmaz. Evet geçiyoruz son haberimize. Avustralya izinsiz veri topladığı gerekçesiyle ABD'li arama motoruna dava açtı. Gerekçe olarak şirketin reklam şirketi üzerinden veri toplaması gösterildi. Bu konuda kullanıcılara da doğru şekilde bilgi verilmediği öne sürüldü. Arama motorlarının hakkınızda bildiklerinizi eşiniz sevgiliniz bilmiyordur. Yaptığınız aramaları falan hiç saymıyorum. Ortam sesini dinliyorlar. Hepinizin başına gelmiştir. İnternette hiç aramadığınız bir ürün hakkında 2 dakika konuşsanız Hemen önünüze reklamı gelir. Aa ben bunu aramamıştım. Nereden biliyorlar dersiniz. Bazen bir yerde oturursunuz. Yandaki restorandan akşam e-posta gelir. GPS'ten izliyorlar. Bunun iki boyutu var. Birincisi alışveriş. Size ihtiyacınız olmayan şeyleri satmak istiyorlar. İşte bilmem kaç kameralı telefon, bilmem kaç hızla giden araba, bilmem kaç paralık saat, pırlanta, şu bu. Aslında hiçbirine ihtiyacımız yok. İnsanlar eskiden zorla çalıştırılırlardı. Kölelik vardı. Şimdi saçma sapan şeyler alabilmek için gönüllü olarak çalışıyorlar. Modern kölelik var. Bu birinci boyutu. Bir de ikinci boyutu var. 2017 yılının Ekim ayında Filistinli bir işçi buldozerin yanında bir fotoğraf çektirdi ve altına Arapça günaydın yazarak sosyal medyada paylaştı. Algoritma bunu İbraniceye çevirirken küçük bir hata yaptı. Günaydın yerine saldır olarak çevirdi. Çünkü İbranice günaydın ve saldırı kelimeleri çok benzer Güvenlik güçleri bu kişiyi hemen gözaltına aldılar Buldozlarla saldırı mı düzenleyecek diye düşündüler Bir süre sonra baktılar ki bu insan sıradan bir işçi Serbest bıraktılar Ancak ne olur ne olmaz diye o paylaşımı da kaldırdılar Bazen yorumlarda falan görüyorum İşte en ufak bir olayda hemen şikayet edenler Almanya'da da oluyor, Türkiye'de de oluyor Sağa sola bildirenler oluyor Bunlara hiç gerek yok onlar zaten her şeyi algoritmalar üzerinden izliyorlar, kontrol ediyorlar. Siz bu sistemi eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan korumakla uğraşacağınıza kendinizi bu sistemden korumaya çalışın derim. Hepinize mutlu akşamlar.